Şimdi biraz gençlerle de ilgilenelim. Sonra onların da size soracak sorular olur. Genç deyince biz Evrencan Gündüz'ü anlıyoruz ve beraber yaptıkları Naz'la beraber Çare Ol Bana şarkısının klip nakaratını görebilir miyiz acaba? Çünkü henüz klip yok da nakaratı mı var? Yok canım, çıktı. Klibimiz lirik klip. Lirik klip. Peki animasyon bir şey işte bu. Kesinlikle, çünkü iletişimden beyni bulanmış insanlar, yani 90 IQ'da kalmak isteyen insanlar için mükemmel. Yani çünkü kızla oğlanın vinyetleri var, birbirine doğru geliyor. Gül beliriyor. Gül mü o çiçek? Gül ve çiçek. Ortanca ya da gül. Gül. O böyle beliriyor. Başladık. Ondan sonra sözlerde yanında yazıyor. Çok güzel. Tam bana göre. Ben uçurmalı kaçırmalı klip istemiyorum. Net oluşur. Bu böyle. Onları anlıyoruz. Yani bu, çünkü iletişimden beynimiz bulandı. Çok doğru bir çalışma. Samimi söylüyorum. Dalga geçmiyor. Tamam. Bir bakıyor. İkimiz de. Dalga geçmiyor. Peki bunun için bu klibin bunu çıkardınız. Bu böyle hep kızla oğlan birbirine doğru yürüyorlar. Tamam, anladık. Peki Çare, lansman videosu varmış. Bir de ona bakalım. Lansman videosu. Geri dönelim, geri dönelim. Şu hisset canım. Sen olmazsan söyle nasıl yaşarım. Bu nedir senin bu halin? Sürekli böyle bir şey gibi. Ne oluyor, bir şey mi? Şey mi yapıyorlar? İçiriyorlar sanki mı böyle şey? Birisi yani gıdıklıyormuş. Hayır, bu nedir, bu senin bu neşen, eğlencen, sükunetin, huzur içerisinde. Abi başka İnsan yolu biraz yok. Babasından stres alır. Genetik bir stres. Baba nasıl stresliydi, nasıl heyecanlı bir adam. Sen de ona benzemişsin. Ne oldunuz? Siz başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Nedir? Yok abi, bu ülkede bu tatlılıkta ne oldunuz? Yaşamak için formül bu yani. Hani. Bu oldunuz. İç dünyamızı yaşıyoruz. İç dünyamızı, bu neresi sizin hayat? Böyle bir iç dünyanız olabilir mi? O gitar çalan çocuk bile çok mutlu. Evet. O da tevekküle ermiş, huzurlu. Yani Hindistan'dan dün gelinmiş gibi. Değil mi? Goa'dan gelmiş buraya. Bakalım. Tamam. Oh be, tamam. Neye oh be, ben böyle bir mekanizma değilim canım. Hayır, ben senin ben senin. Ay, ben çok beğendim insan, sen. Yani bir dinleyici olarak senin beğenmen beni çok mutlu etti. Ay kesinlikle. Yoksa çok iyi, böyle bir haybeden bir beste değil, çok iyi beste. Çok iyi beste. Çok iyi beste, çok iyi sözler. Nazan'ın sözleri çok ama güzel. Ama Evrencan olmasaydı olmazdı diyor. Asla, bak. Asla, evet, tabii yok yani. Sezar'ın hakkı Sezar'a bence. Ya yani, o başlattı. Ara geçişlerde ben mesela... Ay, hani, melodi de çok güzel. Müzik beste tasarımı olarak hani işte burada acaba şuraya mı şimdi? Hani ben böyle onun çok güzel bir akışı ve sözleri de çok güzel olduğu için... O sözel ve ilham akışını yönlendirme tecrübesinde daha, yani ben birazcık daha tecrübeli. Bu bir siyasi parti falan istedi mi bunu? Henüz değil. İsteyebilirler. Yani kimin isteyeceğine bağlı tabii de. Ha. Yani bizim niyetimiz aynı hocam, sizin anlattığınız gibi siz... Diyelim ki mesela bizim altılı masa bunu istedi. Hepsi birden çıktılar değil mi? Söylüyorlar. Vallahi oyları artar ha. Yani insanların önce kendini iyileştirmesi gerekiyor. Evet. Kalplere çare olsun diye yazılmış. Çare oldu tabii. Peki. Instagram tanıtım videosu yapmışsınız bir de. Buyursunlar bakalım. Bayıldım. Çok tamamen şarkıya uygun bir şey. Sonra sen bunun arkasından, elimde şu var. Sen Semiramis Pekkan'la ne yaptın? Ya Semiramis Pekkan Kan Hanım efendimiz, canımız 50 senedir bayağı şarkı söylemiyordu. Bayağı mutfakta bile şarkı söylemiyordu. Semiramis Pekkan kaç yaşında? 120 falan yani. 70 küsür, ben takip ettim. Sorulmaz. Sormadım zaten. Evet. Yani zor bir şey. Ne oldu? Seste yine mi problem var? Ha. Semiramis Pekkan, bir bakalım mı ona bakıyor? Klibi, tamam. Klibin koyup.
Can sen burada çok genç görünüyorsun bu klipte. Bayağı bir böyle evet. Kurabiye gibi yumurta gibi olmuş. Evet bilmiyorum ışıktan mı falan ben de fark ettim. Ha? Ne yaptılarsa değil mi? Hayır o Semiramis Hanım'ın o doğal hali oradaki. Sana çok şey yapmışlar çok filtre koymuşlar sana. Bakayım. Bir kliniğe falan mı yattın bundan önce? Çünkü yüzün yok, yok. Pürüzsüz, dişlerin bembeyaz. Semiramis Hanım'ın da yani de. Öylesini söylemiyorum. Enerjisi o kadar güzel ki. hani şaşırtıcı derecede inanılmaz bu yüksek. Bu kızla olan klibinde baya böyle bir yaşlı gibisin. Yani bütün şeyin falan. Demek ki Semiramis de öyle oluyor. Çok iyi bir enerjisi var ve gerçekten... Onun enerjisi bunu yumurta gibi yapmış. Seninkisinde adam onlar beni bıdık bıdık diye seviyor ya. Ay benim bıdığım o benim falan diye ben de herhalde ona, onun o enerjiyle genç... Gerçek burada yakışıklı bir adam mı? Gerçek yakışıklı kendisi işte burada. Ya evet yani. Yakışıklı da o Semiramis de bambaşka canım. Peki TikTok'ta da mı varsın? Evet artık varım. Varlığım. Mecburen. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Evet. Peki artık varım ben de TikTok'tayım bakalım. Sanmıyorsun. Bekle. Bekle bir saniye. Burada rejiye müdahale etmek istiyorum. Buyurun. Biliyorum o komik burnumu görmek istemiyorsunuz ama birazcık daha video devam edip sonra edelim. Açıklayabilir tamam. Miyiz? Edelim. Anlamsızlaşmasın diye. Hemen anlatayım konuyu kapatayım. Şimdi 50-50 diye bir grup Cupid mi öyle bir şarkı çıkarmış ve İlk dinlediğimde o melodiyi duyduğumda insanlar da yorum yazıyorlar alta işte öylesine bir post atıyorum. Mesela altına diyor ki Evrencan abi böyle böyle bir tane şarkı çıktı aynı senin Sen Aşkımızdan şarkısı gibi falan filan. Biz de işte insanlara bunu göstermek için ve bayağı melodi benzediği için böyle bir TikTok videosu çektik. Evet çok haklısın. Çok haklısın. Biz de bugün şeye denk geldik. Abba'nın... şarkısı benim de çok sevdiğim bir şarkı. Hı hı. Endonezyalılardan araklamışlar. Oluyor. Abba'ya bak. Çok acayip. Ya ben bence... her şeyi orijinal olan bir grup bak görelim. Sample almış olabilirler mi sanki? Ya o zaman birisi olur. Birisi 70 kaç? 79'da Endonezyalılar 78'de yapmış. Ya bu kadar da şey yani. Yok o zaman. Herkes orijinallik peşinde. Ya bence şu an sosyal medyada var ya Okan abi o yüzden gerçekten esinlenme de olabilir ya da gerçekten başka bir ama diyarda başka bir yerde. 79'da 78'de Abba bunlar nereden bulacak evet. Şeyi? Endonezya'dan plak evet, getirtecekler falan. Yani. Belki Endonezya seyahatine gitmiş o. Burada ne yapıyorsunuz? Oğlum katılmadan ses edinize şunu. Hani işte bir evim bence edeyim mi? Yani et çünkü ama şimdi not, ben onu düşündüm bu arada kafama. Bence güzel olmuş ya. Bunlar nereliydi bunlar? Bunlar Koreli sanıyorum bilmiyorum. Kore çok Koreli gelişti. Mi? Endonezyalılar alsaydı şarkını ben derdim ki yapma. Ya da yani ama Endonezya da iyi durumda. Hmm. Şey ama bu Koreli Kore'ye şey yap bir Kore'de endüstri şey televizyon değil mi? Televizyon göndersinler. Yani hayır bu böyle bize az gelişmiş ülke yani Abba'nın Endonezya'yı gördüğü gibi ya biz bunlardan araklayalım burada avukat yoktur, hukuk yoktur, bilmem ne bizi uluslararası arenada bir şeyler yapamazlar. Olmaz bence ses çıkarmak lazım. Kesin ekipte bir Türk var orada. Tamam. Yıllarca dava sürer. Seni Kore'de ağırlarlar. Biz ettik sen etme falan filan. Süreç devamı derken ben tabii. De onun ekmeğini bence. Yerim diyorsun. Evet tabii tamam, ki. Olur. Mükemmel olur. Tavsiyene uyuyorum.